seviyorum. Sinir etti değil mi? Mine teyze, Mine teyze o hareketler neydi? Böyle yapıyorsun. Aynen, seni yönlendirmeye çalışıyorum Esma. Sakın kanma. Yönlenme değil bir tanem. Benim Mine inandığım teyze. Şeyler var, gördüklerim sakın var. Sakın Mine teyzeciğim bak lütfen böyle bir gelin almayın. Birazcık şöyle bir tembih ettim, biliyorum. İnan onu çok seviyorum. Vallahi seviyorum. Mine teyzeciğim yapma ciddi ya. Ciddi seviyorum. Mine teyze yapma bence İnan de yapma. İnan o kadar kötü değil. Yalnız biraz istasyonlar var. Onlar olmasın Allah aşkına çekeyim. Biraz törpüle tamam. Şimdi bize saldırır. Ay ya. Bizler attı seni buraya. Yapmaz. Yapmaz. Dalgalandım da yapmaz. Ben bunun garantisini neyse, veriyorum. Kalkalım, ben sonuna kadar arkasındayım. Tamam, yapmaz. Seviyorum. Canım benim. Hadi görüşürüz. Başka ne kadar sevdiğimi söyle. Dost görünüyorsun ama biliyorum ben seni. Hadi gidelim Melis. Gelsene yanıma. Abi çok fena. Çok fena. Mine Hanım'ın olumluluğunu gördünüz. Öyle değil mi? Pollyanna. Gerçekten öyle. Dışarıda evet. Da öyleydi. Tanıştım. Ben de sohbet etme şansı buldum. Murat gerçekten son derece olumlu, neşeli. Bir de alt komşun aynı zamanda galiba kuzenin. Evet, üst katımda oturuyor. Ha pardon, sen alttasın. Yani sonuçta sıradan kuzenler gibi değil. Her gün görüştüğün, samimi bir ilişkin var. Kesinlikle. Başka bir şey bu hani yakınlık. Mesela benim de Türkiye'nin dört bir tarafında görüşemediğim maalesef senede bir gördüğüm kuzenlerim var. Ama onlar artık daha iç içe yakınlıktan dolayı. Evet, cadılar. Hele Cansel. Yapışıp ne yapıyorsunuz? Terapi mi yapıyorsunuz Mine Hanım'a? Terapi de değil, hipnoza girmiş. Bir küçük uyarıda bulunduk. Tabii tatlı bir dille. Mehtap kaç kaldırıyor laflarını. Şimdi öyleyiz. Buna intikam diyebilir miyiz Melis? Buna intikam diyebiliriz. Kesinlikle sana yapılanı. Evet. Biraz daha şey yapmışsınız ama tabii bu işi. Ama ben tabii ki şakayla karışık onun gibi yapmadım yani. Daha yakışan şekilde. Şimdi Erdem'e soracağım ben. Erdem bak Melis o günün bir gün öncesinin o sizin yemekte olan bitenin intikamını soğuk tabakta ertesi gün servis etti bu şekilde Mine Hanım'a. Nasıl yorumluyorsun bu görüntüleri? Aslında hoş görüntüler değil. Yani hem bize yapılan hem Melis'in yaptığı şeyleri ben açıkçası fazla onaylamıyorum. Ama Melis bunu yapmak istediyse ben onu seven bir insan olarak her zaman da yanındayım. Ben olsam ona daha fazla iyilikle karşılık verirdim ki o yaptığı kötülükten utanırdı. Evet, Erdem de bu sabah Pollyanna'yla flört etmiş galiba. Bugün kimdi? Bir Pollyanna daha vardı. Takılma kimdi? Bence Erdem çünkü ben sinirleniyorum. Ne? Evet ama yani uyarısında yaptı. Hoş görüntüler değildi dedi. Seni ne itti buna? Ben Melis'e karşılık verdim. O Mehtapça bana yapmıştı. Bence gayet yapmam gerekeni yaptım. Beni bunları yapmaya Mehtap itti. Dün yüzünden diyorsun. Evet. Peki bakalım Mine Hanım Mehtap'a neler söylemiş baş başa kaldıklarında. Asıl bu da önemli öyle değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Nacizane yani beni yanlış anlamını da istemiyorum. Tabii ki bizleri... Sorry. Şey değil ama biz aile yaşantımızda birazcık kısa da olsa bahsetmek isterim. Buyurun. Dediğim gibi hep bizi örnek olarak yengeme aldık. Ve yengeme de en çok benzeyen evladı Murat'tır. Onunla sohbetlerimiz olsun. Onun davranışları olsun. İnsanlara yardımseverliği olsun. Ve dediğim gibi 16 senelik evliliğinde bir kere sesini duymadık. En ufak bir tartışmalarını duymadık. En ufak bir aksilikler yani bize hiç yansımadı. Ve yengem de aynı şekilde. Hepiniz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Aynı, aile apartmanımız bizim. Onun için dışarıdan pek kimseleri de almıyoruz ki. Çok rahatlıkla iniyoruz, çıkıyoruz. Yani gecemiz, gündüzümüz derken ama herkesin belli bir nasıl diyeyim bir çizgisi var, bir seviyesi var. Şunu söyleyeyim, yengem gerçekten canı gönülden sizi seviyor. Biliyorum, ben kızıma de onu çok sevdim. Çok selam söyle diyor. Ve ne istiyor biliyor musun? Yani onun isteğini, naçizane onun dileğini ve biz de aynı şekilde biraz daha Mehtap rica biraz etsem daha diyor. Şöyle ki, üçüncü kişilerin ilişkilerini çok fazla kendini vermeden, biraz daha mesela Murat'a yönelebilir. Yani sizin beraberliğinizden o çok mutlu oluyor. Yani nacizane diyerek söze girmiş. Şimdi neyse Mehtap bugün buraya gelir gelmez merak ettiği bir şey vardı. Neydi o? Neydi? Çiçekleri, hediyeleri.
Ben de dedim ki yani bu kadar kameradan kaçmaz herhalde. Bakalım mı? Hadi hep birlikte izleyelim. Şimdi sinirlendirecek bir şeyler yapalım. Kimim? Bam teline basmanız lazım onu. Yok, sinirlenmez. Ben onu hediye alacağım yarın. Bizle iyi geçiniyor bence şu an. Bence güllerle olacak iş değil o. Kolye. Buldum. Bu şimdi kızım. Ama kolye ama maneviyat yazıyorsunuz kızıyor erkekler. Beni hiç ilgilendirmez maneviyat. Yapmayalım. Kız yazık kız. Ay, tutturdunuz. Ne yazık ya? Tutturdunuz maneviyat yani. O Mehtap'ın nesine yazık? Mehtap'ın saygı göstermiyor. Ona geldi mi maneviyat? Benim bir şeyime bir şey yapmadı ama. Hayır Mehtap saygı göstermiyor. Saygı göstermediği için de maneviyata değer vermiyor. Yapmacık evet. Yapmasın yani. Kafamıza attı yani. Ayrıca bunu Melis kesti kaşarı. Tam Melis kesti biliyorum. Şimdi fark edecek ya mi? Nurçin'e bir şeyler yapalım diyorum size. Dün Eser'le kavga ederken böyle. Yok Nurçin'in Eser olayı kapandı. Batmıyor. Ya öyle diyor tabii ki öyle diyecek. Ne diyecek? Eser olayı kapanmadı. Sen Nurçin'e bir şey mi yapmak istiyorsun? Evet istiyorum. Nurçin'in içindeki gerçek kişiliği ortaya çıkarmak istiyorum. O zaman göreceğiz hangisi. Melis'in bugün hangisi gerçekti? En evet, başta Melis'in bugün her şeye muhalefet oldu. Şeyi. Aa yine mi? Ne yapacağız? Ay hayır fotoğraf yapma. Allah aşkına şu akımı artık kapatmak biraz istiyorum. Biraz gözlüklerini koyulaştırabiliriz. Fotoğraf olmaz çünkü benim de fotoğrafım yapılır senin de. Kız yapmasaydın Melis ya. Melis yapma Melis. Martı Melis. Çizdi. Melis Nurçin'le niye uğraşıyorsun? Kız seninle hiç uğraşmadı ya. Ay çizmez olaydım sana bıyık, bin pişmanım. Ya geçmeyecek mi bu moda? Ben hepsini alacağım, hepsine bıyığı çizeceğim. Bütün kadınlar bıyıklı olacak. Tankuç'um duyamadım. Artık bu abuk subukluklar kabak tadı vermeye başladı. Yaratıcılık olsunlar birazcık daha ya. Evet. Tamam, vallahi bu nedir yani? İlk okula döndü burası yani. Sana daha kötü şeyler yaparım Tankuç merak etme. Ya Melis Allah aşkına ya lütfen. Tamam canım sana vallahi daha kötü şeyler yaparım diyorum merak etme diyorum. Sen istediğini yap canım fark etmez. Ben birkaç şey okuyayım sizlere gelen. Kanal D kısmetse olur Instagram hesabına efendim. Oradan okuyorum. Kanal D'nin kısmetse olur Instagram hesabında. Erdem'cim sana geliyor Arda Kadir Duran'dan. Erdem inan bana sen her geçen gün daha yakışıklısın. Bunun sırrı ne? Erdem Candır gerisi heyecan. Arda Kadir Duran mı? Arda Kadir Duran evet. Sağ olsun kardeşim düşünmüş etmiş. Teşekkür ederim. Erdem yalnız sağ olsun kardeşim düşünmüş etmiş diyerek yaklaştı buna. Enteresan tabii. Sağ olun, evet. Teşekkür ederim. Neyse canım Erdem'cim bir kızdan gelseydi bak burada Melis kıskanabilirdi. Melis yine kıskandı. Arda Kadir'den de kıskandı. Suratı düştü baksanıza. Arda Kadir'i de kıskandı Melis. Suratı düştü. Neyse o zaman Melis'e de bir şey okuyayım. Öpüyorum ona Melis'i. Umut Arslan'dan pozitif gelmiş. Melis'cim seviliyorsun. Kimseyle uğraşma sen. Erdem'e sevgini saygını koru. Bir yanlışın olmasın. İnan ki oradan çıkan mutlu çift siz olacaksınız demiş. Çok teşekkür ederim. Cansel, sana Ayşe'den geliyor. Ayşe EKRN'den geliyor. Ya Cansel siz Eser'le çok tatlısınız. Sakın kimsenin etkisine kalmayın. Eser çok tatlı, çok güzel seviyor. Kimsenin sana söylediklerini takma demiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Çok güzel seviyor. Bak ne güzel bir laf. Güzel sevmek ve güzel evet, sevilmek de önemli. Evet, bana hep onu yazıyorlar. Güzel sevilmek de ne? Sevilirken şımarmamak. Evet. Kibarcasını söyledim. Emre'cim sana dönüyorum. Sana Sema K.Taş diyor ki... Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.